Evet arkadaşlar, 6. sınıflar matematik dersi 1. dönem 2. yazılı sınavı ülke geneli ortak sınavının çözümlerini yapacağız. 16 sorudan oluşan. Hemen ilk soruyla başlayalım. Birinci soruda aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur? Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Toplama ve çıkarmadan önce çarpma ve bölmeyi yapmak. Çarpma ve bölmeyi yaptıktan sonra toplama çıkarmaya geçiyoruz. A şıkkı 24 eksi 24 bölü 4 eşittir 0 olur mu? Şurada bir bölme işlemi var. 24'ü 4'e böl 6. 24 eksi 6 burası 18. Yani doğru değil, 0 çıkması gerekiyordu. B şıkkına bakalım. 8 eksi 4 çarpı 2. Önce şuradaki çarpmayı yapıyoruz. 8 eksi 4 kere 2 8. 8 eksi 8 0. Evet, 8 çıkması gerekiyordu. 0 çıktı. Bu da doğru değil. C'ye bakalım. 12 eksi 4 çarpı 3 artı 9. Şimdi 4 kere 3 12. Şurayı yapalım. 12 eksi 12 artı 9. 12'ler birbirini yok etti. 9 çıktı. 33 çıkması gerekiyordu. Bu da yanlış. Demek ki D şıkkı doğru. Yine de işlemini yapalım. 36 bölü 3 12. 12 eksi 12 0. Evet, doğru olduğu için cevabımız gördüğünüz gibi D şıkkı oluyor. Gelelim ikinci soruya. Bir kutunun İçi boş iken kütlesi 20 gramdır. Bu kutunun içine 40 adet özdeş bilye konulduğunda kütlesi 2260 gram olmaktadır. Buna göre bu bilyelerin bir adedinin kütlesi kaç gramdır diyor bize. Şimdi 2260'dan 20'yi çıkaralım. Kutunun kütlesini çıkaralım. Bilyelerin toplam ağırlığını bulmuş olacağız. 2240. Bu 2240'ı bir bilyenin ağırlığına bulmak istiyoruz. 40'a böleceğiz. 40 tane olduğu için 40'a bölelim. Şimdi 22'de yok. 220'de 5 kere var. 5 kere 40 200. Çıkaralım. 4, 2, 0. 0'ı indirdik. 240. 240'da 6 kere var. 6 çarpı 240. 240. 0, 0 kaldı. O zaman her biri 56 grammış gördüğünüz gibi. Gelelim 3. soruya. 3. soruda aşağıdaki sayılardan hangisi 9'a kalansız bölünebilir? Şimdi rakamlarının toplamı 9 ve 9'un katı olan sayılar 9 ile tam bölünür. Şimdi rakamlarını toplayalım. 9, 6, 3, 7 ve 8 toplarsanız ne yapıyor? 15, 25, 33 yapıyor burası. Olmaz. Şimdi şunları toplayalım. 2, 4, 9, 10 daha 19. Bu da olmaz. C'ye bakalım. 1, 7, 8 yaptı. 9. 9 da bu 18. Evet. 18, 9'un katı olduğu için cevabımız C şıkkı olacak. Diğer şıkka bakmaya gerek kalmadı. Geldik 4. soruya. Aşağıdakilerden hangisi 50 ile 70 arasındaki asal sayılardan biri değildir? Şimdi bakalım. 51 asal sayı değil. Burası 17 kere 3 olduğu için 17 ile 3'ü çarparsanız 51 yapar. Dolayısıyla asal değil. Asal olmadığı için zaten asal olmayanı arıyoruz. Cevabımız A şıkkı. 53, 59 ve 61 asal olduğu için cevap olamaz. Şimdi geldik 5. soruya. 2 basamaklı bir kare sayısının 2 farklı asal çarpanı olduğuna göre kare yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz diyor. Şimdi 2 yazarsak sayımız 12. Burası 4 kere 3 yani 2 üzeri 2 çarpı 3 olarak yazılır. Bakın 2 tane asal çarpanı var yani böleni var. A şıkkı olamaz. Şimdi 14 dersek, 4 yazarsak 14 olur. Bu da 7 kere 2, 7 de asal, 2 de asal, 2 tane asal çarpanı var. Bu da olmaz. 15 dersek, bu da 5 kere 3 biliyorsunuz. 5 de asal, 3 de asal, 2 tane asal çarpanı var. 16 yazarsak arkadaşlar olmuyor. 16, bu 2'nin 4. kuvveti. Bir tane asal çarpanı var. Onun için cevabımız D şıkkı. Geldik 6. soruya. Bir fabrikada Aydın'dan gelen 32 ton beyaz incir ile 24 ton siyah incir konteynerlara birbirine karıştırılmadan hiç artmayacak ve eşit kütleli olacak şekilde doldurulacaktır. Buna göre bu fabrikada konteynerlere doldurulacak incirlerin ton cinsinden kütlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi burada büyük bir kütleyi böldüğümüz için EBOB bulacaksınız. Şimdi 2'ye bölelim bunları. 2'ye böldüğümüz için ortak oluyor 2. İşaretliyoruz. Burası 12, şurası 16. Bir daha 2'ye bölünüyor ikisi de. Şurası 6, şurası 8. Bir daha 2'ye bölüyoruz. İkisi de bölünüyor. 3, 4. Şimdi başka ortak bölen olmadığı için devam ettirmiyorum. EBOB'umuz bu ikilerin çarpımı. 2 çarpı 2 çarpı 2, 8 oluyor. Şimdi konteynerlara doldurulacak incirlerin ton cinsinden kütlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. O zaman cevabımız gördüğünüz gibi 8 oluyor. Şimdi geldik 7. soruya. 7. soruda A kümesi eşittir 1923 sayısının rakamları, yani A kümesi 1, 9, 2, 3 oluyor. B kümesi 1453 sayısının rakamları, yani 1, 4, 5, 3 olacak. Kümeleri veriliyor. Buna göre A ve B kümelerinin Venn şeması yöntemiyle gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ortak elemanlarımız 3 ve 1. 3 ve 1 ortak olan kümede olmalı. Evet, A olabilir, bir de pardon, C veya D olabilir. A kümesi 1923, B kümesi 1453'tü. Şimdi şurada A ve B'yi birbirine karıştırmış. Onun için cevap olamaz. Cevabımız burada D şıkkı oluyor. Şurası 1453 yapıyor, burası 1923 yapıyor. Halbuki tam tersiydi. Şimdi gelelim 8. soruya. 8. soru. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor bize. A, K eşittir haftanın Z ile başlayan günleri. Kümesi boş kümedir. Evet, Z ile başlayan gün olmadığı için boş kümedir. Doğru. B, bazı meyveler ifadesi küme belirtir. Hayır, küme belirtmez. Bu bir cümledir. Netliği yok, yani hangi meyveleri kastettiği belli değil. Kırmızı meyveler mi, işte ekşi meyveler mi, tatlı meyveler mi gibi bir özellik belirtmesi gerekiyordu. Onun için cevabımız burada B şıkkı oluyor. Geldik 9. soruya. Aşağıdaki eş bölmelere ayrılmış bir sayı doğrusu verilmiştir. Buna göre K, L, M ve N harflerinin bulundukları noktalara karşılık gelen tam sayılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? K eşittir eksi 6. Evet, burası zaten eşit bölmelere ayrıldığı için eksi 6 olabilir. Doğru. Çünkü eksi 5'ten küçük. L eşittir eksi 7. Hayır, bu tarafa doğru sayılar büyür. Eksi 7 olamaz. Burada 9. sorunun cevabı B şıkkı. Şimdi M eşittir eksi 2 olabilir. Eksi 1'den daha küçük. Eksi 2. N eşittir artı 2. Şimdi şurası 0, burası 1. Şurası da 2 olduğu için bu da doğru. Gelelim 10. soruya. A tam sayısının mutlak değeri 4'ten küçüktür. Buna göre A'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi mutlak değeri, A'nın mutlak değeri küçüktür 4. O zaman A sayısı eksi 4 ile artı 4 arasındadır. Bu has sayılar da hangisi? İşte eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3. Kaç farklı değer var? Gördüğünüz gibi 7 tane değer var. Cevabımız A şıkkı. Geldik 11. soruya. Aşağıdaki sayı doğrusunda 0 ile 1 arası 6 eş parçaya, 1 ile 2 arası 8 eş parçaya bölünmüştür. Aşağıdakilerden hangisi sayı doğrusu üzerinde verilen A, B ve C noktalarından herhangi birine karşılık gelen kesirlerden biri değildir diyor bize. Şimdi burada şöyle düşünelim. Şurası 6 parçaydı. A ise 3. parçada A yerine 3 bölü 6. B de 4. parçaya geldiği için 4 bölü 6. Şimdi 4 bölü 6 var. 3 bölü 6 var. Peki C ne olacak? C'ye de bakalım. Şurası kaç parçaydı? 8 parça. C için şuradan bir tam geliyor. Bir tam geliyor. Birinci parçada olduğu için 1 bölü 8 yazacaksınız. Bu bileşik kesire çevirelim tam sayılı kesri. 8 ile 1'i çarp artı 1 yapıyorduk. Bu da 8 kere 1'in 8, 1 daha 9, 9 bölü 8. Gördüğünüz gibi 9 bölü 8 de var. 5 bölü 8 olmadığı için cevabımız 5 bölü 8. Şimdi geldik 12. soruya. Yukarıda verilen üçgenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Üçgenin çevresini zaten uzunluklarını vermiş. Şu kesirleri toplayacaksınız. Yani 1 bölü 6 artı 2 bölü 3 artı 3 bölü 4. Bunların paydasını eşitleyelim. 6, 3 ve 4 12'de eşitlenir. Şunu 2 ile çarpalım. Şunu 4 ile, burayı da 3 ile çarpalım. 2 ile çarpınca 2 bölü 12 artı 8 bölü 12 artı 3 ile çarpınca 9 bölü 12. Toplayalım. 19 bölü 12 oluyor cevabımız, yani A şıkkı. Gelelim 13. soruya arkadaşlar. 13 ve 14. sorulara aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. Aşağıdaki tabloda 4 ilin hava sıcaklıkları verilmiştir. İllere göre hava sıcaklıkları, tamam, tabloyu vermiş. Buna göre hava sıcaklıklarını belirten tam sayıların illere göre küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada en küçüğü Zonguldak, gördüğünüz gibi. Sonra Artvin, Zonguldak, Artvin, sonra Bursa, sonra Mersin oluyor. Yani cevabımız gördüğünüz gibi B şıkkı olacak. Küçükten büyüğe doğru sıralarsak. Şimdi B'ye bakalım, 14'e bakalım. Ankara'nın hava sıcaklığı Artvin'in hava sıcaklığından yüksek, Bursa'nın hava sıcaklığından düşüktür. Buna göre Ankara'nın hava sıcaklığı belirten tam sayı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Ankara Artvin'den yüksek, Bursa'dan düşük. Bakalım Artvin kaç dereceydi? Eksi 3. Bursa kaç dereceydi? 6. O zaman eksi 3'ten büyük, 6'dan küçük. Aşağıdakilerden hangisi olamaz Ankara'nın sıcaklığı? Şimdi bu aralıkta, bu aralığın dışındaysa alamıyoruz maalesef. Gördüğünüz gibi eksi 4 bu aralığın dışında, diğer sayılar 5, 1 ve eksi 2 bu aralıkta olduğu için Ankara'nın sıcaklığını belirtebilir. Cevabımız D şıkkı. Şimdi 15 ve 16. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız diyor. Bakalım. Alper, Betül ve Cemil eş büyüklükteki pastaları sırasıyla 4, 8 ve 12 eşit dilime aşağıdaki gibi ayırmıştır. Alper pastasından 1 dilim, Betül 3 dilim, Cemil ise 4 dilim yemiştir. Şimdi Alper 1 dilim yemiş. Betül 3 dilim, şuradan 3 dilimi aralayalım. Cemil 4 dilim, 1, 2, 3, 4. Şurasını gelsin. Tamam. Alper, Betül ve Cemil'in yediği pasta miktarlarını sırasıyla A, B ve C ile gösterildiğinde aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olur? Şimdi Alper 1 bölü 4'ünü yiyor pastanın. Betül 8'e bölmüştü. 3 bölü 8'ini yiyor. Cemil ise kaça bölmüştü? Bakayım ben oraya. 12'ye bölmüştü. 4'ünü yediği için 4 bölü 12'sini yemiş. Şimdi bunların paydalarını eşitlersiniz. Ancak böyle bir sıralama yapabilirsiniz. 1 bölü 4, 3 bölü 8, 4 bölü 12. Şimdi ne yapalım? Bunlar 24'te eşitlenir. Bunu 6 ile, şurayı 3 ile, şurayı 2 ile genişletiyorum. Genişletirsem 6 bölü 24. Şurası 9 bölü 24. Şurası ise 8 bölü 24. Şimdi şu Alper, şu Betül, bu da Cemil'di. O zaman en az yiyen Alper, sonra Cemil, sonra Betül, yani C şıkkı oluyor gördüğünüz gibi. A, C, B. 16'ya bakalım. Buna göre Alper, Betül ve Cemil'in yediği pasta miktarlarını gösteren kesirlerin toplamı kaçtır? Biz zaten şurada eşitleme yaptık. Bunları toplayalım. Bak şunları toplayalım. Uğraşmayalım. 6, 9 daha 15, 8 daha 23. 23 bölü 24 oldu arkadaşlar. Yani D şıkkı. Evet, soruların çözümlerini bitirdik arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyoruz. Sınavlarınızda, diğer sınavlarda görüşmek üzere. Kanalımızı takip edip abone olursanız memnun oluruz. Hoşça kalın.